Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve şu anda çok güzel, altından yapılmış bir kaba bakıyoruz. Müzede ona ters yüz kap diyorlar. Bu kap, Peru'daki Sikan kültüründen kalma ve bin yaşında. Son derece eski, çekiçle şekillendirilmiş, altından yapılmış ve ters yüz kap olarak adlandırılmasının nedeni ise, ona baktığımız halinin, aslında kullanıldığı halinin ters dönmüş olması ters çevrilme aslında çoğunlukla öbür dünya düşüncesiyle ya da ruhsal güçlerle iletişimle bağlantılıdır. Bu yüze baktığımızda da normal bir insan ağzı yerine uzun ve sivri yırtıcı hayvan dişlerine benzeyen dişler görüyoruz. Bu son derece eskiye dayanan bir öğe. Ayrıca gözlerinin de vahşi kedilere benzediğini fark edebilirsiniz. Bunlara virgül şeklinde gözler diyoruz ve Sikan kültüründe çok rastlanan bir şekil. Bu bir tanrı, doğaüstü bir yaratığa dönüşen bir insan ya da doğaüstü güçlerle iletişim kurabildiğini gösteren bir kişi de olabilir. Tam olarak söyleyemiyoruz çünkü kapta yazı yok. Sikan kültürü son derece ilginç bir kültür. Çünkü onlara ait nesnelerin çoğu sistematik yağma ve mezar soygunculuğu nedeniyle kayıp. Aslında yapmamız gereken önemli şeylerden biri de Sican kültürünün nerede olduğunu bilmek. Bu insanlar Peru'nun kuzey kıyısındalar. Moche kültürüyle hemen hemen aynı yerdeler ancak onlardan daha sonra geliyorlar. Bugünkü Lambayeque şehrine yakınlar. Hatta bazen bu kültüre Sican yerine Lambayeque de deniyor. Bu kabın bulunduğu yerleşimin adı Batangrande. Grande höyüklerle kaplı geniş bir alan. Bu höyükler bir zaman platformlar ve piramitlerden oluşuyordu. Ve bunlar da kerpiç tuğlalardan yapılmış, Sikan kültürünün zengin elitlerine ait olan mezar yerleriydi. Ama burada neler olduğuna ilişkin bize bilgi verecek nesnelerin çoğu artık kayıp. Bu durum, bu toprakların üzerinde 20. yüzyılda Oriç ailesinin yaşamasından kaynaklanıyor. Toprak tamamen onlara ait olduğu için Oriç ailesi kanunen orada bulunan her şeyi istediği gibi kazma hakkına sahipti ve arazilerinde altın olduğunu fark ettiklerinde orayı kazmaya başladılar. Tarlada çalışan işçileri alıp onları mezar soygunculuğunda çalıştırdılar ve bu durum giderek daha da büyüdü. İlk başta kazma ve kürekle başladılar ama sonunda buldozer kullandılar. Buldozerin bir arkeolojik yerleşime vereceği zararı tahmin edersiniz. Burada kaybettiğimiz şey bağlam. Bunun Batan Grande'den gelmiş olması ve muhtemelen bir mezarda bulunması dışında ona ilişkin bir şey bilmiyoruz ki bunu da o zamandan beri yapılan bilimsel kazılar sayesinde biliyoruz. 1970'lerin başında bu topraklar devletin yaptığı toprak reformu sayesinde aileden alındı. Bu noktada toprak bir grup insana verildi ve sonra bu da bilimsel araştırmaların yapılabilmesinin zeminini hazırladı. Bu bilimsel araştırmacıların önde gelen ismi Izumi Shimada idi ve bu kültür hakkında ne kaldıysa onlardan mümkün olduğunca çok fazla bilgi edinmek için uzun vadeli bir projeye başladı. Yaptığı şey yavaş ve metodik bir bilimsel arkeolojik araştırmaydı ve bu sayede Sikan kültürü hakkında çok fazla şey öğrendik. Arkeoloji deyince herkes Indiana Jones'u düşünüyor. Ama Indiana Jones çok da iyi bir arkeolog değildi. Çünkü tek tek nesneleri bulmak için kazı yapıyordu. Ekranda Oriç ailesinin arşivinden bir fotoğraf var. Evdeki bir odanın fotoğrafı bu. Bu oda tamamen mezarlardan alınmış olan buna benzer kaplarla dolu. Mezarlarda olan diğer pek çok nesne de var ve bunların tümü çok önemli bilgiler veriyordu. Ama hiçbiri altın kadar değerli olmadığından bunlar ya bir kenara atılmış ya da eğer bakır gibi daha az değerli bir şeyse de eritilmiş. Normalde arkeologların yaptığı ise her şeyi dikkatlice belgelemektir. Bazen polen tanelerini bile. Bu seviyede bir çalışma yaparak insanların neler yediğine dair pek çok bilgiyi, İklim ve çevre koşullarının nasıl olduğunu ya da eşya ithal edip etmediklerini öğrenebilirsiniz. Ancak bunların hepsi tamamen kayıp. Bu tür bir yağmada mezardaki değerli şeylerden biri de bedenin kendisidir. Kemikler bize çok miktarda bilgi verir. Bir insanın hayatı boyunca neler yaptığını anlatır. O insan erkek mi yoksa kadın mıydı? Toplumdaki toplumsal cinsiyet rolleri neydi? Bunları kemiklerden öğreniriz. Ayrıca insanların nasıl öldüklerini anlayabiliriz ki bazen bunu keşfetmek çok ilgi çekici olabiliyor. Bunun yanı sıra kişinin herhangi bir tıbbi işlem geçirmiş olup olmadığını da kemiklerinden öğrenebiliriz. Mesela burada belki bir çeşit beyin hastalığını tedavi etmek için kafa taslarına yukarıdan delik açıldığını görüyoruz. Son olarak kemiklere bakarak beslenme hakkında da bilgi edinebiliriz. Eğer gerçekten şanslıysak bazen DNA'lar korunur ve böylece insanların birbiriyle olan akrabalık ilişkilerini, zaman içinde hanedanların var olup olmadığını öğrenebilir ve diş minesi içindeki sabit izotoplardan da o insanların o bölgeden olup olmadıklarını anlayabiliriz. Tabi iskeletler kayıpsa bütün bu bilgiler yok olur. Orich ailesi hakkında konuştuğumuzda da aslında çok karmaşık bir yağma sistemi hakkında konuşuyoruz. Bu sistem yağmalamaktan kazandıkları paraya ihtiyaç duyan yoksul insanlardan aracılara kadar uzanıyor ve sonunda buluntular ülkeden kaçırılıyor. Ülkeden çıkan eserler de daha sonra bir şekilde Avrupa'daki ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koleksiyonculara ulaşıyor ve birçoğu da müzelere gidiyor. Bu nesnelerin satışı ve kaçakçılığı çoğu zaman uyuşturucu satışı ve kaçakçılığı ile iç içe. Hatta bazen de terörün finansmanı ile birlikte yürütülüyor çünkü haliyle bir şeylerin yasalara aykırı olarak sınır dışına nasıl getirileceğini bilmek gerekiyor ve teröristlerden başka kim bunun nasıl yapılacağını daha iyi bilebilir ki yani bu karmaşık bir ağ ve insanlar bundan çok para kazanıyor ama en çok kim kazanıyor diye sorarsanız tabii ki esas paraya ihtiyaç duyanlar değil zaten zengin olanlar kazanıyor yani kazıyı yapan insanlar çok para kazanmıyorlar ama az miktarda para onlar için büyük miktarda para anlamına geldiği için yine de bu işe devam ediyorlar. Peru hükümeti bu eserleri Peru dışına çıkarmanın turistlerden elde edilecek geliri azaltacağını düşündü. Bu yüzden Peru'da yeni müzelerin inşa edildiğini ve bilimsel arkeoloji ile beraber yeni arkeolojik buluntuların ortaya çıkarıldığını söyleyebiliriz. Mezar soygunculuğu 16. yüzyıla İspanyollara kadar uzanıyor. İspanyollar büyük çaplı yağma operasyonları gerçekleştirmek için madencilik şirketleri kuruyorlar. Bunun en büyük örneklerinden biri de Huacas de Moche yerleşimindeki Güneş Piramidi ve Ay Piramidindeydi. Huaca del Sol'ün yani bu muazzam çok katmanlı kerpiç tuğladan yapılma platformun sadece yarısı ya da üçte biri hala bizimle. Evet, İspanyollar bir madencilik şirketi kurdu ve altın ararken tüm bir nehrin sehrini değiştirdiler. Burada Metropolitan Sanat Müzesi'nde altın nesnelerle dolu vitrine baktığımızda biz de açıkçası bu sıra dışı nesnelere hayranlık duyuyoruz. Çoğu koleksiyoncu ve müzeye giden insanların çoğu altınlar dururken Sikan'daki bilimsel müzede gördüğümüz erimiş boncuk kütlesiyle ilgilenmeyecekler tabi. Burada bir grup kolyenin nasıl yeryüzüne çıkarıldığını gösteriyorlar ve onları ayırarak tekrar ipe dizmek yerine onları bulundukları şekliyle gösteriyorlar. Yani aslında çok ilginç. Bu vitrin ve sergileme gayet güzel ve bağlamı kaybetmemize rağmen dikkatimizi Sikan halkının geliştirdiği karmaşık görsel dile ve büyüleyici işçiliğe çekmeye yardımcı oluyor. Dikkatimizi bu kültüre önemli bir şekilde çekiyor. Bu nesneleri yer altına geri koyamayız ve bağlamlarını yeniden elde edemeyiz. Bütün bunlar kayboldu. Ancak bunu gören insanlarda bir ilgi uyandırmalarını ve böylece sadece nesnelerle ilgilenmekle kalmayarak kültürlerle de ilgilenmelerini sağlayabiliriz. Hatta insanların bilimsel bir şekilde daha fazla bilgiye ulaşmalarını ve belki de Peru'ya giderek o müzeleri ziyaret etmelerini ya da arkeolojik kazılarda gönüllü olarak çalışmalarını sağlayabiliriz. Ki bu gerçekten herkesin yapabileceği bir iş. Böylece eski bir kültürün bize bugün söylediği şeyleri duyabiliriz.